edilir. Artık yoruma açık bütün bu bilgiler. Bunun için İstanbul'a Ahmet Arpat'a ve konuklarına dönüyoruz. Oğuz Aksever, teşekkürler. Ankara'ya tekrar döneceğiz ama şu andaki eldeki bilgiler çerçevesinde fotoğrafı, tabloyu biraz yorumlamak gerekiyor. İstanbul stüdyomuzda 3 değerli konuğumuz var. Gazeteci Mustafa Karaylıoğlu bizimle birlikte, hoş geldiniz Sayın Karaylıoğlu. İletişim uzmanı, aynı zamanda Yeni Şafak yazarı Sayın Ali Saydam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ve akademisyen yazar Sayın Erol Katırcıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Katırcıoğlu, sizle başlayalım. Gerçi 4 siyasi partiye de bakacağız ama biraz önce CHP sözcüsü Haluk Koç'un bir basın toplantısı vardı. Zira CHP'den gelen bilgiler çok daha sıcak. Onunla başlamak isterim. Haluk Koç, evet, listedeki isimleri açıklamadı. Onun için saat 17'ye randevuyu verdi ama aday profiline dair bilgiler vardı. Kadın adaylar özellikle ön plana çıkıyor. Konuşacağız ama öncesinde Haluk Koç'un altını çizdiği aday belirleme süreci. Bir anlamda İki partiye eleştiri yöneltti. Vesayet altında listeleri hazırladılar dedi. İsim vermedi ama bir anlamda AK Parti ve HDP'yi ima ettiğini biz burada sizler anladık. Ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en demokratik yoldan adaylarını belirlediğini söylüyor Haluk Koç. Ne dersiniz, aday belirleme sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gittiği, izlediği yolu nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii Haluk Koç'un bu vesileyle mevcut sistemimize ilişki bir eleştiri getirmiş olmasını ben olumlu karşılıyorum ama doğrusu isterseniz programı, yani konuşmaya başlamadan önce şunların altını çizmemiz lazım gelir diye düşünüyorum. Yani bugün itibariyle konuştuğumuz şey şu: 7 Haziran'da sandığa gideceğiz toplum olarak. Fakat şu anda aslında seçim yapıyoruz. Fakat seçimleri biz yapmıyoruz. Bizim adımıza birileri yapıyor. Yani o da birkaç gündür liderler odalarına ve uzman arkadaşlarına birlikte kimlerin milletvekili olacağını, yani daha doğrusu, daha genel bir cümle olarak söyleyeyim, kimlerin toplumu temsil edeceğine bir ölçüde karar vermiş oluyorlar. Bir kere eğer demokrasiden söz edeceksek, Türkiye'de demokrasiden, bence bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Bunun bir problemli bir durum olduğunu görmemiz lazım. İkincisi, barajı konuşuyoruz mesela. Yani barajı işte geçer mi geçmez mi diye konuşuyoruz. Bu da esasında seçim sistemimiz itibariyle dikkate alınması gereken ve eleştirilmesi gereken bir durum olarak düşünüyorum. Üçüncü olarak şurada da dikkatinizi çekelim. Alevileri konuşuyoruz. İşte Müslümanları, başörtüleri konuşuyoruz. Yok işte okur yazarları konuşuyoruz vesaire. Yani esasında kimlikleri konuşuyoruz. Fikirleri değil ama. Yani hangi partinin ne tür fikirleri var vesaire gibi meseleyi değil. Tam aksine bir takım gruplara işaret eden bir biçimde konuşuyoruz. Şimdi biz Türkiye'de yaşayan insanlar buna alıştık. Türkiye demokrasi böyle sanıyoruz. Fakat bu demokrasi teorisiyle ilişkili olarak baktığımızda burada bir problem olduğu gözüküyor. Yani bu da esasında yani benim şimdi söylediklerimden çıkacak olan şeylerden bir tanesi, seçim kanununun yanlış olduğu veya üzerine değiştirilmesi gerektiği. İkincisi, siyasi partiler kanununun da problemli olduğunu, demokrasiye uygun olmadığını görmemiz lazım gelir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğerleri ön seçim yapmadılar, Cumhuriyet Halk Partisi yaptı ve bundan dolayı da kendini demokrat olarak niteliyor benim anladığım kadarıyla. Burada da bir sorun var gibi diye düşünüyorum. Bir kere yani bütün illerde yapmadılar bir kere. Yani yanılmıyorsam 40 ilde yaptılar 45 sanırım. İlde. 45 ilde ön yaptılar. Seçim 10 bölgede de eğilim yoklaması yaptılar. Eğilim yoklaması yaptılar. Yani aslında gerçek anlamda demokratik olabilmesi için bunun daha genel bir biçimde yapılıyor olmuş olması lazım. Ama CHP sözcüsü Ali Koç şunun altını çiziyor. %80'e yakınını aday listesinin bu ön seçim ve eğilim yoklamasıyla belirlendi. Yani parti yönetiminin tasarrufu değil, parti tabanı, parti üyelerinin tasarrufu. Ama Ahmet Bey, şunu biliyoruz. Türkiye siyasetinde bu siyasi partiler yasasının biçimlediği siyasi parti üyelerinin esasında ön seçimlerde de nasıl davrandığını biliyoruz. Yani dolayısıyla bu kurtarmıyor bence meseleyi. Yani demokratik olamama durumunu bence ön seçim yapmış olmasına rağmen, ki olumlu buluyorum, yanlış anlaşılmasın ama buradan giderek bir demokrasi havarine de soyunmaması lazım gelir diye düşünüyorum. Ve bence bugünün sorunu
Tamam seçime gidiyoruz ama hiç olmazsa şunu tartışmamız lazım. Hani gündemde de bir başkanlık rejimi konuşması var, tartışması var. Dolayısıyla aslında temsili demokrasiyi de tartışmamız lazım. Çünkü temsili demokrasi dediğimizde işte bu. Ve bu da bence artık miadını doldurmuş bir demokrasidir. Dolayısıyla da neyi nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili olarak önümüzdeki dönemle ilgili düşünmeye başladığımızda bence şapkayı öne koyup şunu söylememiz lazım. Biz alışmış olabiliriz. Çocuklarımız alışmış olabilir ama demokrasi bu değil. Yani bu söylediklerimiz yan yana getirdiğimizde demokrasi olmuyor. Birileri bizim temsilcilerimizi seçiyor, bize rağmen seçiyor ve bizim önümüze getiriyor. Bizden onay istiyorlar ve ben bunun demokrasi teorisine de insani davranışa da pek uygun olmadığı kanaatindeyim. Peki Ali Sayram siz ne dersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimi ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden hareketle diğer partilerdeki bu seçim aday belirleme süreci. Bir kere Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Meseleye iletişim boyutunda bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaptığı iş iyi bir şeydir. Yani bir ön seçim yapmış olması 45 ilde de yapmış olsa 45 ilde hakim nezaretinde galiba 10 bölgede de örgütün kendi aralarında Haluk Bey'in iddiasına göre kendi aramızda yaptığımız daha da ciddi oldu diyor. Ne demek istiyorsa yani hakim nezaretinde yapılan o kadar ciddi değil miymiş acaba diye merak ettim ben doğrusu ama iyi bir şeydir. Yani iletişim boyutuyla biz daha demokratız mesajı veriliyor. Burada mutabıkız. Burada söylenecek bir şey yok. İkincisi bu kadın meselesine vurgu yaptı Haluk Bey. Burada da bence iletişim boyutunda doğru bir şeydir. Burada da böyle bir küçük mesaj var. Diyor ki işte aslında adalettir asıl olan eşitlik değil ama işte burada pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Birinci sıraya koyuyoruz. Bazı bölgelerde kadın adaylarımızı diyor. Bu da bence iletişim boyutunda iyi bir şeydir. Yani keşke bütün illerde yapsalardı. O zaman hakikaten tadından yenmezdi. Bu şimdi burada bir hatırlatma yapalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanlış hatırlamıyorsam Özgecan Aslan cinayeti sonrasında kadın adaylara ilk sıralarda yer vereceği falan sözünü vermişti. Yani bunlar Ali Koç diyor ki sözü tuttu tamam. Genel Başkan. İşte bunlar iletişim, siyasi iletişim açısından doğru şeylerdi. Fakat ben Sayın Hocama katılıyorum. Bu tür son seçim olacağını inanıyorum şahsen. Yani bu dar bölgeye geçmeden yani adayı yani milletvekilini biz diyelim ki işte NTV'nin bulunduğu bu bölgede oy vereceksek burada o kişiye kimse buranın adayı ona oy vermeden bir parti başkanının neticede belirlediği ve neticede bir sonraki adım daha da enteresandır. Sayın Bülent Arınç bunu çok net ifade etti. Neticede parlamentoya, meclise geldikleri zaman da aynen şunu söyledi Bülent Arınç. Böyle dönüp dedi şeye bakarlar, grup başkan vekiline, ona göre el kaldırırlar dedi milletvekilleri veya kaldırmazlar. Şimdi bu yapının ben bu son nefesini bu seçimlerde vereceği kanaatindeyim. Bundan sonra böyle olmayacak. Yani Türk kamuoyu ve kamu vicdanı bu tür güdülmüş bir siyasi ortamı artık benimsemeyecektir. Yani şu hakikaten şimdi o onun üstünü çizdi, bu bunun üstünü çizdi. Şimdi Sayın Haksever Ankara'dan mükemmel bir ufuk turu yaptı. Oradaki arkadaşlar, bildiren arkadaşlar işte Bahçeli şunu çizdi, öteki bunu çizdi. Onu oradan koydu, bunu buraya koydu falan. Şimdi bu tiyatro bir daha bence Türkiye'de oynanmayacak. Şahsi kanaatim budur. Yani bu kez de Türk halkı seçmen bunu belki oynayacak bu oyunu. Fakat bir daha bu yapılamayacak. Çünkü bunu dinleyecek siyasiler. Bu kamu vicdanını ve bir daha bunu yapmayacaklar. Ama şunu ifade edelim ki yani siz Cumhuriyet Halk Partisi ile başladınız. Onun için sadece o çerçevede kalarak ifade ediyorum. Bu bile bir göstermelik iletişim aksiyonu olarak algılıyorum ben. Yani ön seçim yaptık. Tamam, iyi bir şeydir. Yani iletişim boyutunda iyidir. Fakat sonuç itibariyle bir şey değiştirmez. Yani lider sultası sadece ama diğer göstermelik partiler diyorsunuz. Sonuçta adaylar kendileri gittiler. Aday güzel, oldular. Güzel. Kendi broşürlerini dağıttılar. Bir şekilde parti tabanına kendilerini anlattılar ve de sonunda da
bir şekilde hepsi adil bir şekilde yan yana duraraktan bir seçime girdiler ve o sonra ne olacak Ahmet Bey? Girdiler meclise, ne olacak sizce? Demokratik bir orta şekilde istedikleri gibi oy mu kullanacaklar? Yoksa parti grubunun aldığı karar, ki parti grubu da başkanın doğrultusunda, sözü bana parti meclisinin doğrultusunda falan alınan karara göre mi oy kullanacak? Yani bu yaklaşım biçiminin, bu demokrasi anlayışının, bu temsili demokrasi meselesinin bu boyutta, aynen ifade ediyorum, dar bölgede temsili demokrasidir. Peki. Fakat orada hani bayıla bayıla izledikleri Amerikan dizilerinde görüyorlardı, içleri gidiyor ya, yani vali de halk seçiyor, belediye başkanı da seçiyor, polisi de seçiyor, neredeyse hakimi de seçiyor. Bu ben böyle bir şeyin Türkiye'nin gerçekliğiyle birebir uyuştuğu kanaatinde değilim, ama buna benzer Türkiye'de dar bölge sisteminin uygulanıp burada bizim işte Beşiktaş'taki adayları Beşiktaşlıların seçmesi gibi bir politika, siyasi parti kanununda bu yönde yapılacak değişikliklerle ve seçim kanununda yapılacak değişikliklerle ve bu arada tabii baraj meselesi gibi komik bir şeyin yani %9 oy alan bir partinin mecliste temsil edilememesi demek, parlamento dışı muhalefetin parlamento içi muhalefet kadar neredeyse güçlü olması demek ki bu bütün sosyal barışı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkabilir. Bunun da ben önümüzdeki dönemde değişecek kanaatindeyim. Peki. Mustafa Karaylıoğlu, sizinle devam edeceğiz ama izin verin. Öncesinde bir Ankara'ya dönelim. Yüksek Seçim Kurulu'nda Gökhan Gerçek bizi bekliyor. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin YSK'ya geldiği bilgisini verdi arkadaşlarım. Doğru mudur Gökhan? Doğru Ahmet, yavaş yavaş Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne hareketlenmeye başladığını söyleyebiliriz. CHP sözcüsü Haluk Koç'un açıklamasından yaklaşık bir saat sonra önce CHP'nin YSK'daki temsilcisi dışarı çıktı. Şimdi de Bülent Tezcan'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısının milletvekili listesini buraya getirmesi bekleniyor. İlk listeyi temsil edecek parti Cumhuriyet Halk Partisi olacak. %85'i taban tarafından belirlenmişti milletvekillerinin genel başkan kontenjanı ile birlikte %100 liste belirlendi. Tek tek isimler yazıldı alt alta, 550 isim belirlendi ve az sonra CHP temsilcileri buraya gelecek ve Yüksek Seçim Kurulu'na o kritik listeyi teslim edecek Ahmet. Peki Gökhan, teşekkürler. Bize senden gelecek bir işareti bekliyoruz. Zira Cumhuriyet Halk Partisi artık YSK'ya gelmek üzere, listeyi teslim edecekler. Mustafa Karaloğlu, size de aynı soruyu sormak isterim. Haluk Koç'un yaptığı açıklamada altını çizdiği nokta. Biz ön seçim yaptık, eğilim yoklaması yaptık ve baktığımızda %80-85'ini biz parti tabanının eğilimine göre listeyi belirledik diyor. Bu kapsamda da baktığımızda en demokratik, en katılımcı ve en kucaklayıcı aday listesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyor Haluk Koç. Şöyle bir baktığınızda diğer partilerin de aday belirleme süreçlerini göz önünde aldığınızda ne dersiniz? Katılır mısınız Haluk Koç'un? Ben kucaklayıcı, en katılımcı olup olmadığını bütün listeler çıkınca anlayabileceğiz. Fakat Türk demokrasisinin seçim yasasının ve seçim sisteminin eksikleri olduğu muhakkak. Fakat küçümsenecek bir sistemimiz yok. Yani ben Erol Hoca'nın değişim ihtiyacını tamamen iştirak ediyorum ama yani bu şu andaki sistemimizde böyle bir tiyatro gayri ciddi bir sistemmiş gibi değerlendirmeyi hak etmiyor. Sonuçta dar bölge sistemi, geniş bölge, bütün bu sistemler demokrasiler içerisinde var ve hepsinin artıları eksileri var. Yani dar bölge sistemine geçtiğimizde veyahut aday belirleme yöntemlerimizi şu andakinden başka türe çevirdiğimizde mükemmelleşmiş olmuyor. Demokrasilerde, Batı demokrasilerinde böyle, unutmayalım ki en yüksek katılımlı, Avrupa'nın en yüksek katılımlı seçimlerini yapıyor Türk demokrasisi ve bunu arada bir yapmıyor. Sürekli ve düzenli olarak yüksek katılım sağlıyoruz. Şu andaki parlamentoda öyle, yani çok eleştirdiğimiz parlamentoda öyle ve 80'ler, 85'ler, hatta yerel seçimlerde 90'a neredeyse yaklaşan bir katılım var. Bu büyük bir özellik. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimi tabii ki çok güzel bir uygulama. Veyahut da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temayül yoklaması. Sonuçta bunlar da aday bir kalitesini, adayların toplumdaki temsili, karşılığını aramaya yönelik girişimler. Hiçbir parti yazalım gitsin, genel başkan ne derse olsun diye aday belirlemez.
Bu yanlış bir anlayış, bu yanlış bir düşünce. Yani genel başkanlar yazıyor, lider sultası var düşüncesi bir şehir efsanesi. Peki izin verin bir virgül koyalım. Çünkü gündemin önemli bir maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti. Erdoğan Tahran'da şu dakikalarda da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte bir ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir ortak basın toplantısı düzenledi. Biz de o basın toplantısını ekrana taşıdık. Bu arada biz de tabii milletvekili adayları açıklanıyor. Özel yayınındayız. Zira bugün saat 17'ye kadar siyasi partiler 7 Haziran 2015 seçimlerindeki aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştıracaklar. Tabii YSK'da bir bekleyiş var. Şu dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin YSK'da olduğunu biliyoruz. Onlar CHP'nin listesini teslim edecekler. Sonrasında çıkışa bir kürsü konulduğu bir açıklama bekliyoruz. Bunun yanında Ankara'da Oğuz Haksever, benim de bu özel yayındaki partnerim, ortağım. Kendisinin yanında da Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural var. Sözü şimdilik Ankara'ya bırakalım. Sonrasında biz İstanbul'da konuklarımızla bekliyor olacağız. Teşekkürler Sayın Vural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Yayınlar sizde. Ankara'ya teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şeyden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimlerde, özellikle kongreden sonra bu seçimlerde daha bir ağırlığını hissettireceğine dair yorumlar oldu. Evet. Siz bunu neye dayandırıyorsunuz? Şimdi tabii bu seçimler aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan ihtiyacı arttığını gösteriyor, ama neden dediğiniz gibi. Şimdi bir ülke düşünün. Birçok belirsizlikler var. Yani demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler ekseninde açıkçası güç sahibi olanların hepimizin özgürlüklere müdahale edebileceği, yargıya müdahalelerin arttığı bir ortam. Böyle bir ortam içerisinde polise olan güvenin azaldığı, yargıya olan güvenin azaldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki gelgitlerden dolayı güvenin azaldığı bir ortam. Dolayısıyla devletin kurumlarını güvenini artırabilecek bir siyasi harekete var. İkincisi, Türkiye'de maalesef devletin geleceği nasıl yöneteceği belli değil. 7 Haziran seçimlerinde vatandaş oy verecek, ama düşünün, işte başkanlık sistemi olmalı diyenler, parlamenter sistem bekleme odasına alındı denilenler, aslında devlet yönetim biçimi itibariyle de birçok belirsizlikler var. Ekonomik belirsizlikler de çok, çünkü döviz kuru, borçlanma, istihdam ekseninde ciddi bir belirsizlik var. Kimlik tartışmaları, çözümle ilgili görüşmeler, çözümün ne olduğu söylenmiyor. Öne sürülen çözümle ilgili birçok tartışmalar var. Dolayısıyla böylesine belirsiz bir ortamda, hem milli kimlik hem manevi değerlerin de yozlaştığı bir ortam içerisinde devletin kurumlarına sahip çıkacak, milletin değerlerine sahip çıkacak, dengeli, o merkezdeki değerlerin genişleyerek siyasal yüz düşümüne olan ihtiyaç arttı. Vatandaş bunu arıyor. Çünkü merkez kaç kuvvetiyle, aslında merkezde bulunduğunu söyleyen partinin merkez kaç kuvvetiyle bu merkez değerlerden uzaklaşması toplumunu büyük endişeye sevk etti. Bu durumda bize bir yol haritası gerekir. Geleceğe nasıl bakacağız? Vatandaş olarak, sizler medya olarak, biz geleceğimizi hangi kurumlar, hangi kurallar ekseninde geleceğe bakmalıyız? Dolayısıyla demokrasinin raya oturtulması, millet ve devlet tartışmaları bir ilişkilerin raya oturtulması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin dengeli siyasetine ihtiyaç olduğunu gözüküyor ve peki. Ayrıca bir de tabii bu yolsuzluk tartışmaları, devlet yönetimindeki dürüstlük tartışmaları, bütün bunların hepsi toplumda geleceğe umutla bakabileceği ilkelere, prensiplere, hukuk devletine dayalı bir siyasal, yeni bir siyasi gücün seçimlerde başarılı olmasını istiyor gibi geliyor. Sayın Vural, listeye girebilmek için böyle başladık. Evet, çünkü bu söylediklerinize göre belki büyük olasılıkla bir liste çıkacak anladığım kadarıyla. Ama pat diye sorayım. İhsanoğlu, Sayın Ekmelettin İhsanoğlu, ne dersiniz? Evet, bize bilgi verir misiniz? Listeye Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı adayıydı biliyorsunuz. Mutabakatla kendisi gerçekten hem bu medeniyet havzası içerisinde ilişkileri olan dengeli bir siyasete sahip. Biraz önce ifade ettiğim,
hani Türkiye geleceğe nasıl yol alacağız değil mi? Belli değerler ekseninde, ilkeler ekseninde uzlaşma ve diyaloğu arayan, medeniyet havzamızın değerlerini özümseyen, ilişkilerini kavrayan bir kadroyla bakmamız lazım. Ekmelettin Bey, Cumhurbaşkanlığı seçiminde her ne kadar dönemin başbakanı rekabete girmişse bile bu konuda bir kutuplaşmanın parçası olmadan meseleye bakarak bir cumhurbaşkanı görevini üstlenmek istediğini, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak istediğini ifade etti. Bu durumda bu medeniyet havzasında Türkiye'nin giderek İslam medeniyeti havzasında kaba gücün parçası haline geldiği ve geri çekildiği bir ortam içerisinde Ekmelettin Bey'in ilişkilerinin önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yani bu konuda nerede nasıl olabilir bilemiyorum ama nasıl olacağını bilmiyorum ama Ekmelettin Bey bizim siyaset anlayışımızı temsil edebilecek. Anladım. Bir ılık hava estiriyor partide demek ki o da yani listede Cumhurbaşkanlığı seçimi biz Türkiye'yi yönetmeye tarifiz Oğuz Bey. Evet. Yani biraz önce söylediğim bu belirsizliklerle Türkiye'ye güven verecek bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ve bu seçimlere gelince bakın biz ilçe kongreleri, il kongreleri yaptık. 21 Mart'ta kurultayı yaptık. En geniş şekilde istişarelerimizi tamamladık. 140 kişilik listeden 75 kişilik MYK'yı seçtik. 75 kişilik listeden 15 kişilik divanı seçtik. Şimdi yoklamaları yaptık. Bütün herkese sormak suretiyle telefonla 24 saat içerisinde özel şifrelerle illerdeki adaylarla ilgili sıralamalar istedik. Anketleri yaptık ve eğilimleri aldık. Türkiye'nin ihtiyaçları ve eğilimlerle birlikte Türkiye'nin önüne bir kadroyla gideceğiz. Biz Türkiye yönetmeye talibiz. Dolayısıyla Ekmelettin Bey de bu yönleriyle bunda önemli katkı sağlayabilecek bir değerli şahsiyettir. Nasıl bir profili var acaba? Ne dersiniz MHP'nin milletvekili aday listesinin? Efendim biliyorsunuz Durmuş Yılmaz Bey adayı. Evet. Yani hem dediğim gibi biz bir kadro harekatıyız. Bir hareket olarak bakıldığında gerçekten köklü bir siyasi geleneğimiz olduğu kadar hem akademik dünyada hem mülki idarelerde çok geniş bir kadroya sahibiz. Bu kadro siyasi kadrolarda olduğu kadar devlet yönetiminde de bulmuş, tecrübe sahibi olmuş bir kadro. Dolayısıyla ekonomi açıdan, siyasi açıdan olsun, dış politika açısından olsun bu kadrolarla birlikte Türkiye'yi yönetebilecek, bu dengeleri oluşturabilecek, böyle gerçekten savrulmamış ama Türkiye'nin meseleleri bilen, Türkiye'yi kavrayacak ve bütün Türkiye'yi yönetebilecek bir kadro. Bu yönüyle bakıldığında bir gençleşme de olacak tabii. Yani yeni insanlarımız da gelecek. Zaten trend bizi daha yüksek milletvekili sayılarına doğru götürüyor. Dolayısıyla yeni gelenler olacak. Kadın adaylarımız, genç adaylarımız, tecrübeli adaylarımız. Bu konuda bakıldığı zaman aday adayları açısından gerçekten Türkiye'yi yönetebilecek engin bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Bu dengeler içerisinde zannederim makul. Yani gerçekten ekonomi açısından bakıldığında zaten mevcut kadrolarımız da var ama yeni insanlarımıza ekonomik açıdan güven verebilecek, Türkiye'yi yönetebilecek. 99-2002 arasında yapısal reformları yapmış ama ondan bu yana yapısal reformları unutmuş bir Türkiye'ye ekonominin kurallara göre yönetilmesi gerektiğini kavrayacak bir kadro. Dış politikada milli menfaatlerimizi ve medeniyet havzamızdaki ilişkileri kullanarak yumuşak güç olmamızı sağlayacak bir kadro. Siyasette de diyalog ve uzlaşmayı sağlayacak dürüst bir yönetimle Türkiye'nin önüne çıkacağız. Dolayısıyla hem bizim yetiştirdiğimiz kadro muhtemelen bu kadroların bir kısmını siz belki yeni göreceksiniz, yeni duyacaksınız. Ama sahip oldukları özgeçmişler ve tecrübeler dikkate aldığı zaman makul siyasi kadrolarımızda siyasi mücadelemizi temsil eden kendilerini yetiştirmiş kadrolarla böyle bir Türkiye'ye yani sahibiz. Yani parti teşkilatında tabii yetişmiş isimlerden bahsediyoruz. İsimler de var. Gerçekten Oğuz Bey şunu ifade etmeliyim ki Türkiye çok büyük belirsizlikler içerisinde yer alıyor. 7 Haziran'da sonra ne olacağını bilemediğimiz birçok sorunun cevabını arıyoruz. Bir rüzgara göre savruluyoruz açıkçası. Yani o kadar bir savrulma var ki dediğim gibi devletimizin temelleri tartışılıyor, süreçler tartışılıyor, anayasa tartışılıyor, parlamenter sistem tartışılıyor, ekonomik sistem tartışılıyor. Dolayısıyla biz bu millete güven vermeliyiz. Bu bakımdan ben şahsen Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yönüyle
Özellikle günümüzün merkez değerlerini temsil edebilecek ve bütün kesimlerin oyunu alabilecek hem programımız olacak hem de kadromuz olacak. Daha programımızı hazırlamadık. Yani programımız var ama seçim beyannamesini hazırlamadık. Evet. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir seçim beyannamesi ve kadroyla Türkiye'yi yönetmeye bir talip bir parti göreceksiniz. Yani evet, MHP Türkiye'nin meselelerini biliyor, çözümlerini biliyor ve bu çözümleri gerçekleştirebilecek bir kadrosu var. Ben onlara güvenebilirim diyebilecek bir hazırlık içindeyiz. Aksi takdirde bu kadar belirsizlikler içerisinde ne yaptığı bilinmeyen, nereye gideceği bilinmeyen kadrolarla Türkiye'nin bir yere gitmesi mümkün değil. O bakımdan evet, biz bu konularda ne yapacağımızı bilen bir kadroyla birlikte milletin huzuruna çıkacağız. Hep dikkatimi çekmişti daha önce. Özellikle 2011'den önceki seçimde de öyle oldu. Akademik kadrolara çok başvururdu Milliyetçi evet, Hareket Partisi. Ama bu kez öyle değil galiba. Anladığım kadarıyla yani hemen Durmuş Yılmaz örneğiyle başladınız. Evet, akademik kadro da var. Onların isimlerini takdir edersiniz ki şu anda yok, listeler veriliyor. Yani ben sadece kamuoyuna evet, benim ben grup başkan vekili olarak meclise gelenlerle ilgileniyorum. Meclise evet, geleceklerle ilgilenecek olan tabii partimizin evet, yetkili organları belirlemeleri yapıyor ama akademisyen kadrolarımız var elbette. Yani şu anda İstanbul'da birçok profesör var bu konuda. Açıkçası tebarüz etmiş insanlarımız var. Biz kadro hareketiyiz. Dolayısıyla akademisyenimiz var, mülki idare eden olanlar var, diplomasiden olanlar var, siyasi tecrübeleri olmuş olanlar var. Yani partinin hı-hı, kendi teşkilatlarından gelmiş olanlar var. Yani gerçekten ben bu biraz önce sözlere başlarken Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olan teveccühe cevap verebilecek bir program ve kadroyla ciddiyetle meseleye yaklaşıyoruz. O evet, bakımdan zannederim bu sefer merkezde o geniş potansiyeli temsil edebilecek merkez değerlerinin siyasal düşünme olan MHP'ye görev düşecek anladım, diye düşünüyorum. Merkez deyince belki coğrafi olarak Orta Anadolu'da zamanında önemli bir ağırlığı vardı Milliyetçi evet, Hareket Partisi'nin. Daha son işte AK Parti ile bu konuda şimdi gelecek seçimde daha da sıkı yarışacağına dair yorumlar, ön bilgiler geliyor. Ne dersiniz? Doğru. Daha önceki seçimlerde bu yani Orta Anadolu bulunan seçmen kitlesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi daha fazla oraya nüfuz evet, etti. Ama şimdi o temsil eden kesimlerin değerleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi arasında artık çatışmalar başladı. Yani özellikle Dolmabahçe'de o görüntü, çözüm sürecinin PKK'ya yaramış olması, terör örgütüne yaramış olması ve o yolsuzluklarla ilgili gelişmeler, bütün bunlar bir bakıma bu dengeyi arayan ortamdaki insanlar için de MHP bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Orada trendimizin daha fazla artacağını da düşünüyoruz. Tabii özellikle Orta Anadolu'da biliyorsunuz önemli oranda göç de. Evet, oluyor. Öne milletvekili sayıları azalıyor ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu Orta Anadolu'da bulunan seçmenlerin sahip olduğu değerlere hitap edebilecek bir parti olarak alternatifiz. Adalet Kalkınma Partisi'nin olduğu kadar Oğuz Bey şunu söyleyeyim. MHP'nin hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi eksenindeki bölgeye nüfuz evet, ederek seçmenleri kendisine çekebilme iradesi var. Milli devlet, milli kimlik tartışmaları, ekonomi tartışmalar, bütün bunlar MHP'nin peki, potansiyelini peki, artırıyor. 7 Haziran seçimleri inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarını müjdeleyecektir. Sağ olun, çok teşekkürler. Hemen kesmek durumunda tabii, kaldım. Belki sorularım vardı ama Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi YSK'da açıklama yapıyor. Olduğu gibi takdim ettik. Ayrıca ön seçim yapılan bölgelerde 28 merkez adayı, kontenjan adayı diye bilinen 28 merkez adayı da belirlenip özellikle 3 büyük ilde ve birkaç bunun dışındaki birkaç ilde belirlenip listeler tamamlandı ve verildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün seçim çevrelerinde tam listeyle seçime gireceğiz. Listelerimizde önemli ölçüde kadın adayın bulunduğunu görüyoruz. Arzu edilen oranda olmadığını biliyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin
kadın adayı yeterince göstermemesiyle ilgili değil, Türk siyasetinde kadın adayın arzu edilen noktaya henüz ulaşamamış olmasında. 100'ün üzerinde kadın adayımız var. Arzumuz önümüzdeki süreçlerde bunun çok daha fazla adaylaştırma sürecinde kadın adayını listelerde görebilmek. Ön seçim olduğu için ön seçimden çıkan sonuçla bağlıyız. Bunu özellikle kontenjan belirlemelerinde Sayın Genel Başkanımız ve Parti Meclisimiz 3 büyük ilin birinci sıralarını kadın adaylara vermek suretiyle önemli ölçüde kadın adayı siyasette ön plana çıkarma kararlılığını gösterdi. 14 ilimizde kadın adaylarımız listelerin birinci sırasında. Bunları önümüzdeki dönemde parlamentoda milletvekili olarak göreceğimiz kesin. Genç adaylarımızla ilgili yine ön seçimden çıkan genç adaylarımız var. Onun üzerinde adayımız genç, 30'un altında, 30'un altında genç aday, 25 ile 30 yaş arasında. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere hazırız. Türkiye'de 7 Haziran demokratik, olgun bir seçim yarışıyla sonuçlanıp bir iktidar değişikliğini müjdelemesini bekliyoruz. Hayırlı olsun bütün milletimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tabii ön seçim adaylarını biliyoruz ama 28 merkez adayı geldiniz. İsim bizimle paylaşmanızı mümkün mü? Yani hatırlayabildiğim kadarını sizinle paylaşabilirim. Ankara birinci sıra adaylarımızı söyleyeyim. Ankara birinci bölge birinci sıra adayımız Sayın Gülsün Bilgehan, yine Ankara milletvekili. Ankara ikinci bölge birinci sıra adayımız Sayın Avukat Şenal Sarıhan. Yine İzmir birinci bölge, biliyorsunuz İzmir'de Sayın Genel Başkanımız ön seçime girdi ve bir sözü vardı birinci sıraları kadın adaylara vereceğim diye. Dolayısıyla kendisi ikinci sıraya, birinci sıra kontenjan olduğu için birinci sırada ön seçimden çıktı. İzmir ikinci bölgede ikinci sıra Sayın Genel Başkanımız. İzmir ikinci bölgede birinci sıra Sayın Zeynep Altıok. İzmir birinci bölgede birinci sıra adayımız Sayın Selin Sayek Böke arkadaşımız. Yine İstanbul'da 3 bölgede de kadın adaylarımız var. Listeyi dağıtacak arkadaşlarımız, şimdi bütün kontenjan adaylarını hatırlamam mümkün olmuyor ama listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdik. Sanıyorum bir saat içerisinde partimizin web sayfasında da bütün seçim çevreleri itibarıyla adaylarımızın isimleri yayınlanacak. Ankara ikinci bölgede birinci sırada aklınızda kalanlar var mı? Hangi isimler? Ankara ikinci bölge birinci sıra, zaten ikinci bölgede iki kontenjan adayımız vardı. Birinci sıra kontenjan adayımızı söyledim. Üçüncü sıra kontenjan adayımız da Haluk Koç. MYK sözcümüz Sayın Haluk Koç. Ankara ikinci sıra, üçüncü bölge. Diğerleri ön seçimle çıktığı için kontenjan dışındakiler şimdi hepsi hatırımda değil arkadaşlarımızın. Tabii. Şu anda sıralamaya giren 3 engelli adayımız var. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Orada zaten ama benden orada Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday listesi şu anda artık Yüksek Seçim Kurulu'nda CHP heyeti listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında da CHP adına Bülent Tezcan çıkışta bir açıklama yaptı. Biz tabii özel yayındayız. İstanbul'da konuklarımız var. Mustafa Karaleoğlu, Ali Saydam ve Erol Katırcıoğlu ile birlikte listeleri değerlendiriyoruz. Artık tabii CHP listesini YSK'ya ulaştırdı. İlerleyen saatlerde, dakikalarda diyelim, o liste partinin internet sitesinden açıklanacak. Var elde bilgiler ama tam olarak o listeyi göreceğiz. Belki o zaman liste üzerinde de konuşacağız ama yavaş yavaş artık partilere geçelim. AK Parti ile başlayalım Sayın Karaleoğlu. Tabii merak edilen, en çok merak edilen konu listede Erdoğan'ın izleri.
saat 5'ten itibaren hepimiz alacağız o listeleri, isim isim bakacağız. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a sorulmuştu. O etki var mı yok mu Sayın Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın listeleri? İbrahim Kalın dedi ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı liste yaparken görmedim. Ne dersiniz siz AK Parti milletvekili aday listesinde Erdoğan'ın bir şekilde izinin ya da ağırlığının olacağını düşünüyor musunuz? Bir şekilde sadece. Yani listeleri baştan aşağı Erdoğan yazacak veya Davutoğlu yazacak diye bir kanaat gerçeğe uygun değil. Bu eskiden de böyleydi. Yani Sayın Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tek seçici olduğu seçimler yaşadık biliyorsunuz arda arda. Orada da Erdoğan'ın illa istediği 25-30 kişi ya da 40 kişi olurdu. Gerisini teşkilat kendi dinamikleri içerisinden seçer. Oradaki temayül yoklamaları, bölgesel gerçekleri, başka bir takım ittifaklar vesaireler. Bugün de öyle olacaktır. Yani günlerdir konuşuluyor. Davutoğlu mu etki yapacak? Erdoğan mı damgasını vuracak? O yapacak. Yani toplamda ikisinin 60-70 illa olmazsa olmaz bilemedin 80 istediği kişi vardır. Ki birçok istedikleri ortaktır. Tabii ki Erdoğan'ın üzerinden gelenler oldu. Birçok isimlerin ortak olduğunu biliyorum. Yani Erdoğan'ın bunlar bu listede olsa iyi olur dedikleri isimlerin Davutoğlu tarafından zaten düşünüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla %70'e yakını listenin yine bildiğimiz teşkilat dinamikleri içerisinde yapılan çalışmalar ortaya çıkacaktı. Yani şunun ya da bunun listesi diyeceğimiz bir liste ortaya çıkmayacak. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Burada bir merak konusu şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerinde benim ikinci yeni tabir ettiğim yani Davutoğlu ile birlikte başlayacak başlayan dönemin kadrolarının pırıltısı ve rengini yani o tür bir aday profilinin listelere yansıyıp yansımadığını sonuçta 3 dönem bitti ve 3 dönemden sonra bir ikinci yeni dönem başlıyor. Bunun yansıyıp yansımadığını merak ediyorum. Bu açıdan listelere bakacağız. Belki çok şöhretli böyle hayretler içerisinde bizi bırakacak çok fazla isim olmayacaktır. Duyduklarım ve tahmin ettiklerim böyle. Çok sürpriz beklemiyorsunuz. Beklemiyorum ama zaten bir listede sürpriz 2 tane olur, 3 tane olur, maksimum 5 tane olur. Yani şu anda CHP'den ve MHP'den sızanlardan da gördüğümüz bu. MHP'de Sayın Vural açıkladı. Durmuş Yılmaz ve Sayın İhsanoğlu, Ekmelettin İhsanoğlu olacak. Bence MHP'nin bu seçimdeki en parlak iki adayının bu onlar olduğunu söyleyebiliriz. CHP'den aşağı yukarı listeler ortaya çıktı. Bildiğimiz CHP ve CHP yakın çevresinden isimler var. Hani böyle CHP ikliminden ismi ki öyle olur elbette. Yani Bekaroğlu'nu vesaire hariç tutacak olursak. Dolayısıyla evet orada bir iyi bir süzgeç yapıldığını düşünüyorum. CHP listeleri bir şey veriyor. Bir güç eski listelere göre daha güçlü bir liste görünüyor. İyi hazırlanmış daha güçlü bir liste. Nispeten daha iyi hazırlanmış listeler. Belki bunda ön seçimin de etkisi oldu. Burada söylendi az önce Erol Hoca da söyledi. İşte Alevi adaylar biraz daha bu seçimde eski oranla biraz daha fazla yer buldular. Belki o ön seçimin sunduğu bir imkan ve HDP'ye karşı da bir o oy geçişkenliğini engellemek için bir imkan olabilir. Öte yandan yeni bir takım isimleri deniyor Sayın Kılıçdaroğlu. Her seçimde deneyip çok muvaffak olamadığı bir yöntemdi ama bu kez bu çabasından yine vazgeçmemiş. Yeni genç veya biraz daha parti dışında kalmış CHP'li olmakla birlikte veya tam CHP'li olmamakla birlikte yeni isimleri kazandırmaya çalışıyor. Listeler üzerinde bir gayret olduğu net görünüyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani CHP'den yarın sabah ya da bu akşam 5'ten sonra şu adamlar bu listede niye yok denecek çok az adam olacaktır diye düşünüyorum. Anladım. CHP dünyası içinde. Ama şu anlar en heyecanlı zamanlar. Yani ne dersek diyelim temsil sistemimizi şunu bunu eleştirelim. Şu an sadece aday adayları değil seçmenlerin de çok merakla izledikleri hakikaten 7 Haziran'dan önceki en önemli gün. Peki. Mustafa Karayolu çok kısa şunu sorayım. Çok kısa Deniz Kilisoğlu'nu da AK Parti'de aktarırken merak eden bazı isimler var demişti. Örneğin Osman Gökçek. Özellikle bu son Bülent Arınç'la Melih Gökçek arasındaki tartışma sonrası. Osman Gökçek aday adayı olarak başvurusu vardı. Ne dersiniz listede görür müyüz? Yani listeleri görmedim. Yani listede görür müyüz dersen listeleri kimse görmemiştir şu anda. Bir tahminde bulunmak için çok gerekli bir zaman dilimi değil. İkisi daha sonra belli olacak zaten. Ama yani o tartışma biraz zarar vermiş olabilir adaylık sürecine. Çünkü Sayın Arınç açıktan karşıtlık koydu vesaire. Talihsiz oldu Osman Gökçek. Erol Katırcıoğlu sizden de kısa bir AK Parti değerlendirmesi isteyeyim. Evet.
Aslında Mustafa'nın söylediklerine eklenecek belki birkaç şey olabilir. Bunlardan bir tanesi ki aslında ima etti onu. Toplumun çok bilinen insanları olmayacak bu liste gibi geliyor bana. Çünkü çok yenilendi. Hı hı. Özellikle bu üç dönem kuralından dolayı önemli bir milletvekili, tanınan, bilinen, AK Parti deyince akla gelen milletvekilleri sahneden çekilmek durumdalar. Ve yeni gelenleri de çok tanıyor olacağımızı da sanmıyorum. O bakımdan daha genç bir kadroyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Daha yerel güçlerle bağlı olan bir kadro olacağını düşünüyorum. Yani onun dışında şu anda söylenecek çok fazla bir şey yok gibi geliyor bana. AK Parti milletvekilleriyle ilgili olarak çok bir şey söylemem ama peki. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleriyle ilgili söyleyeyim. Ona geçeceğiz evet. Ama Ali Saylam'dan da bir tamam. Kısa AK Parti evet. Değerlendirmesi isterim. Ahmet Bey, önce şu soruyu sormakta belki yarar var. Seçmen neye oy verecek? Seçmen yani şimdi bu yeni seçilen isimlere bakacak. Yani bunu eğri oturup doğru konuşmak lazım. Mustafa Bey hafif karşı çıktı demin benim görüşüme ama biraz cevap hakkı da bana verdi. Yani şimdi seçmen yarın bu akşam bakacak şeylere, listelere. Bakın burada bunlar vardı. Onun için ben de oyumu götürüp ona vereceğim. Şimdi bu ikna ve fikir değişikliği bu aday listeleriyle ve milletvekili listeleriyle etkileneceği ve değişeceği kanaatinde değilim. Birinci bunu ifade edeyim. Yani o yüzdendir ki bu seçmen listesinde sürpriz vardı, yoktu. Bunların haber değeri tabii ki var. Bunların üzerine konuşulabilir. Yani mesela ben merak ediyorum, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Öztürk olacak mı? Kemal Öztürk listede olmayacak mı falan. Bunları Osman Bey tabii Ankara'da talihsiz bence olmayacak. Yani koyulacağını zannetmiyorum listeye falan. Şimdi bunlar hepsi böyle hoş fikir teatisi falan ama netice itibariyle benim esas demin de ifade etmeye çalıştığım şey şu, çok basit ifade edeyim. Tarım toplumunda seçim yoktu. Yani feodal toplumda seçim yoktu. Seçim ve temsili demokrasi endüstri toplumunun da ortaya çıkmış bir şeydir. Ve bu gelişiyor giderek endüstri toplumuyla beraber. Şimdi bilgi toplumunun acaba seçim ve temsil sistemi nasıl olacak? Bunu düşünmek lazım. Çünkü Türkiye tarım, endüstri ve bilgi toplumunun üçünün de bir arada olduğu bir ülkedir. Hocam bunları daha iyi bilir bu konuları bizden de. Yani bu üç alanda iç içe olduğundan dolayı bugün bunu tartışabiliyoruz. Yani başkanlık sisteminde tartışmamızın nedeni bu. Temsili seçim sistemini, dar bölgeyi de tartışmamızın nedeni bu. Bütün bunların sebebi toplumun dinamiklerinin değişmeye başlamış olması. Şimdi bakın ne diyor? İşte semboller üzerinden diyor, başörtüsüyle ilgili. Semboller üzerinden diyor, konuşulamaz diyor. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partili Haluk Koç'un açıklaması. Haluk Bey, evet. Bundan bir süre önce sizin de yaşınız müsait. Hatırlıyoruz ki yani başörtüsüne şiddetle karşı çıkılıyordu. Yani haddini bildirin bu hanımefendiye dendiği meclis salonu hatırlıyoruz. Şimdi demek ki bir transformasyon, bir değişim var. Bu değişim süreci içinde AK Parti'de de bir şeyler değişeceğine inanıyorum. Kritik nokta bence AK Parti açısından 13 yıldır iktidar olan bir parti açısından bence kritik nokta beklentilere ne kadar cevap vereceği konusundaki tartışmadır. Şimdi temel beklentiler Ali Babacan'la ilgili ne olacağı, efendim Hikmet Şimşek'le, Mehmet Şimşek'le ilgili ne olacağı, yani Türkiye'nin yurt dışında ve yurt içinde önemli atar damarlarından yani diyorsunuz biri olan ki finans... milletvekili aday listesinden çok o listedeki kişilerin olmayan kişilerle ilgili tutumu ne olacak AK Parti'nin ve de çünkü gelecek tasarımın bağlamında istikrarsa mesele bu istikrarı mali disiplin sağlamış olan unsurlarla ilgili ne olacağı vesaire. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz ki Mustafa Bey'de buna %100 katılıyorum. Bu listelerde neyin olacağıyla ilgili çok direkt işte 60 kişi tamam kabul bunların olacağına dair parti liderleri söz sahibidir ama neyin olmayacağını da çok önemlidir. Onu atlamamak lazım. Yani demin kendileri ifade ettiler yani şunu çizdi, bunu çizdi. Onu, yani listeye giren kadar listeye giremeyenlere de bakacağız. Çizdikleri var bunların. Bir 60 sokuyorlar.
Bir 60'ta çiziyorlar herhalde. Yani Deniz Kilislioğlu altını çizmişti. AK Parti Deniz Kilislioğlu bizim NTV muhabiri AK Parti genel merkezinden bağlanmıştı. Demişti ki AK Parti koridorlarında bu liste liyakat listesi olacak şeklinde konuşuluyor. Girenler kadar girmeyenlere de dikkat edin. Yeni işte benim evet için, yani bir bunu denemeye çalışıyor AK Parti. Şimdi bütün bunların sebebi işte Türkiye'deki transformasyondur. Türkiye herhangi bir bu bölgedeki ülke gibi değil. Peki. Çok ciddi bir transformasyondan geçiyor. Bu geçtiği mali, altyapı, sanayi transformasyonunun mutlaka siyasi transformasyona da yansıyacağını. Peki. Önümüzdeki dönemde seçim ve siyasi partiler kanununda gerekli değişikliklerin yapılacağını tahmin ediyorum. Peki Ali Serdar'ım devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum ama izin verin bir Ankara'ya dönelim. Çünkü Oğuz Aksever'in yanında konuğu var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay. Oğuz Aksever'in konuğu. Teşekkürler Engin Bey, Sayın Altay hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle bir düşündüm, Türkiye'de pek çok seçimi izleyen birisi olarak ve öncesini de parti meclisi MYK lider Sayın Kılıçdaroğlu şu anda orada. Ne zamandır en rahat liste hazırlama dönemini geride bıraktılar herhalde, ne dersiniz? Çok doğru, ben 13 yıldır parti meclisinde hep oldum, ona geldim. Dün akşamki parti meclisimiz adeta bir şenlik havasında geçti. Eski seçimleri de hatırlarım, hem yerel hem genel. Çok gerginlikler olurdu, sert tartışmalar olurdu, çok aykırı talepler olabilirdi. Dün çok sakin bir parti meclisi yaşadık. Zaten 55 ilde biz adayları genel merkezin belirleme yetkisini örgüte devrettik. Olması gerekeni yaptık. Parti içi demokrasi uzun aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hatta 77'den sonra ilk defa ciddi şekilde işledi. Geriye kalan belli illerde, işte eğilim yoklaması yaptığımız illerde aralara kontenjan koyma durumu var. Onların da büyük kısmını kullanmadık çünkü listeler çok dengeli çıktı. Bir de siyasi partiler kanunun genel merkeze verdiği %5'lik kontenjanı da Türkiye'nin iyi yetişmiş, partiye temas etmiş, uyum sağlamış, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ihtiyacımız olacak kadrolar için kullanıldı ve hemen hemen diyebilirim ki hiçbir kontenjan adayı için parti meclisinde ciddi bir itiraz yükselmedi. Bu benim yaşadığım 13 yıllık süreçte ilk defa oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer çok değerli toplu, kavgasız, gürültüsüz, tam bir iktidara aday parti görünümüyle ve vizyoner bir aday listesiyle biraz önce Bülent onları teslim etti. İnşallah 7 Haziran'a hazırlanıyoruz. Evet. Hemen geleyim, o sakin ortamdan bahsettik. Grubunuz acaba bunu teyit eden bir haber ya da bir belge geldi mi? Hatay milletvekili Refik Yılmaz'ın listeye giremediği için istifa ettiği partiden diye haberler. Bu duyumu ben de aldım. An itibariyle biraz önce odamdan buraya geldim. Grubumuza intikal etmiş bir istifa dilekçesi yok. Refik Er Yılmaz çok çalışkan, başarılı bir arkadaşımız. Siyasette bazen mola vermek gerekir. Öyle uygun görülür. Biz tabii bu adayları Hatay'da merkez yoklaması yaptık ama Sayın Genel Başkan iki ayrı firmaya anket yaptırdı. Vatandaşa sorduk. Hatay'da da örgütü bırakın, vatandaşa sorduk. İlaveten oradaki yerel yöneticilerimizden görüş alışverişinde bulunuldu ve böyle bir liste şekillenildi. Dolayısıyla Refik arkadaşımızın, ihtimal vermiyorum ama bazen insanlar tabii duygularına yenik düşebilir. İstifa, efendim bağımsız aday olma gibi durumlara tevessül edebilir. Ama an itibariyle bize gelmiş böyle bir şey yok. Şimdilik rivayet bu ama gerçekleşmez mi? Gerçekleşebilir. Ona da saygı duymamız gerekir. Yapacak bir şey yok. İnsanlar siyasi tercihlerini, kaderlerini kendi çizerler. Ama Refik Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapmış, parlamentoda 4 yıl görevlendirmiştir. 4 yıl boyunca iyi çalışmaları da var. Eksik olmasın. Kendisine biz teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak. Bunun dışında bu konuda çok bir şey söyleme imkanı yok zaten. Aday listelerine bakarsak ve grubun yöneticisi olduğunuzu da göz önünde bulundurursak epey bir yenileme geliyor galiba. Nasıl bir grup geliyor sizce? Şöyle daha somut ben size bunu söyleyeyim. 82 hesabı yanlış yapmadıysam 82 milletvekilimiz, yani 24. dönem parlamentoda görev yapan 82 milletvekilimiz 25. dönemde olmayacak. Bunların 10-15 civarındaki arkadaşlarımız kendileri adaylık başvurusu yapmadılar. Evet. Bir kısmı ön seçime başvurdular, büyük bir kısmı hatta. Ön seçimde seçilecek sıralara ya da listeye giremediler.
Bir kısmı da kontenjana başvurdu. Kontenjanda tabii malum biliyorsunuz 400'ü aşkın kontenjan talebi Sayın Genel Başkan'ın ve parti meclisinin elinde de 28 kişilik kıt bir kaynak vardı. Bir kısmı da bu şekilde elendi. Siyasette bunlar olur. Ben bunları mola diye değerlendiriyorum. Nasıl bir grup geliyor? Bir kere iki şey özellik çok ön plana çıkıyor. Aday listelerimize bütün olarak baktığımızda hem kontenjanlara hem ön seçimle gelen arkadaşlarımıza baktığımız zaman bir kere zımba gibi bir grup geliyor. Çok genç bir grup geliyor. Ön seçimde genellikle genç arkadaşlar illa 30 yaş altı diye demiyorum. Evet. Ama oldukça genç. Ama orada genç, da önemli 10 kişi galiba. 10 kişi var seçilecek evet. Sıralarda inşallah. 10, o da azımsanacak bir sayı evet. Değil. Ama grup genel olarak baktığınızda genç, dinamik bir grup. Kadınların bu sefer çok büyük başarılar oldu. Hem ön seçimde hem kontenjanda 3 büyük şehrin 7 seçim bölgesinde ilaveten Kocaeli yani. Gibi Eskişehir gibi yerlerde birinci sıraların tümü kadınların. İlaveten işte örneğin Ankara'da bir kadın adayımız ilk sıraya, ikinci sıraya geldi. Denizli'de iki kadın adayımız seçilecek sırada. Bu örnekler için Afyon'da, Konya'da, Erzurum'da kadın adaylar ilk sıralarda. Tekirdağ'da kontenjanı saymazsak Candan Hanım ilk sırada, birinci sırada. Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer ciddi bir kadın eli değecek. Dolayısıyla evet. Meclise de kadın eli değecek. Bizim 19 kadın milletvekilimiz vardı. Benim öngörüm diyorum, hedef koymuyorum ama bu 40'ı bulacak, 40'ı aşacak gibi görülüyor. Bu da uzun zamandır milletvekili. Evet, 40 kadın milletvekilimizin olacağına inanıyorum. Parlamentodaki dengeyi de etkileyebilecek kadın erkek. Çok evet olmalı zaten. Parlamento 550 kişi. Ben isterim ki 225'i kadın, 225'i erkek olsun. Evet. Bu 225'in de 50'si hem kadın hem erkek bakımından genç olsun. Bu olması gereken. Bunu arzu ediyoruz. Ama siyasette tabii birden Türkiye bu büyük dönüşümü birden istediğimiz gibi tepeden paraşütle de bu olmuyor. Biz en azından hem ön seçim yaparak, parti içi demokrasi kanallarını çalıştırarak hem de genel başkan bizzat torpil yaptı. Ne yaptı? Bütün gittiği yerlerde ön seçim için kadınlara ve gençlere oy istedi. Yani Sayın Genel Başkan böyle bir torpili de oldu, toleransı da oldu. Bir boyutu da genç, dinamik bir grubumuz olacak. Kadın ağırlıklı bir grubumuz olacak. Yani kadınların daha ağırlıklı evet. olduğu bir grup. Ama daha önemli bir boyutu var. Grubumuzda şu var. Bir ekonomi konusunda çok deneyimli, çok iyi yetişmiş, Türkiye'yi krizlerden kurtarmış deneyimli bir kadro geliyor. Birkaç isim saymak isterim müsaade ederseniz. Sayın Derviş biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, yani milletvekili adayı olmayacak ama hükümette görev alacağını beyan etmişti, açıklamıştı. İşte Faik Öztrak'tır, Selin Sayek'tir, İlan Kesici'dir, Akif Hamza Çebi'dir. Bunları çoğaltmak mümkün. Ekonominin ordinaryüsleri bu dönem partimizden aday. Türkiye ekonomisindeki kırılganlığı görüyoruz. Türkiye'nin bize göre iki sorunu var, hatta üç sorunu var. Bir, demokraside daralma oldu bu son dönemde, son yıllarda. O çok önemli. Onu o dinamik kadroyla iktidarımızı açarız da ekonomideki kırılma, kırılma riskleri, kırılma var da kriz var demiyoruz tabii ama bir ciddi kırılma var, büyük bir risk var, bunu görüyoruz. Bıçak sırtı giden bir ekonomi var. Burada da çok iyi yetişmiş bir iktisat kadrosu planlamada, kalkınmada, maliyede, kamu maliyesinde, vergide, gelirde. Velhasıl bir kere ekonomi çok emin ellerde olacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında. Bu kadro Türkiye'yi uçuracak bir kadro, onu söyleyeyim. Diğer isimleri saymadım. Çok iyi yetişmiş, genç, toplumda çok bilinmeyen arkadaşlarımız var. Bunlar da gelecekler, kendilerini meclis çalışmalarında göstererek, aa evet kardeşim şu çocuğa helal olsun, toplumun bütün kesimlerinin diyeceği iktisatçılar var. Sadece iktisat değil, hayatın, toplumun her kesiminden Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları var. İnanç aidiyeti bakımından, etnik aidiyet bakımından, bölge dengeleri bakımından. Bir sürpriz oldu Sayın Genel Başkan, yanılmıyorsam İstanbul'da Ermeni kökenli evet, yurttaşımızı bir avukat hanımefendi. Doğan'dı galiba. Evet. O da var, hepsi var. Yani Gürcüsü, Kürdü, Türkü, Lazı, Boşna, gerçekten Türkiye'nin bütününü temsil edecek, Türkiye'nin bütün renklerini taşıyacak bir grup var. Ve çok iddialı bir grup. Bakın yine ben bu dönem 2 yılımı grup başkan vekili olarak ikmal ettim. Yeri geldi bu parlamentoda çok sert muhalefet süreçleri yaşadık. Yeri geldi ülkenin selameti için yararlı konularda kanunlara evet dediğimiz oldu. Yani sokaktaki vatandaş bekliyor. Nasıl hayır dersin diyemezdik. Ama bu grup gerçekten yeni gelecek grup da 24. dönem parlamentomuzu aratmayacak, bilakis onu aşacak bir grup görülüyor. Ön seçim kazanan arkadaşlarımızı tek tek olabildiğince incelediğimde muhteşem bir ekip geliyor, onu söyleyebilirim.
inanarak da söylüyorum. Bunu zaten hep beraber göreceğiz. Evet. Ön seçimin partiye şu aşamada kazandırdıklarını soracaktım ama epey anlattınız. Ekleyeceğiniz bir şey var. İyi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi partici demokrasiyi içselleştirmiş bir parti. Demokrasiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkes demokrasiyi içselleştirmiş, özümsemiş insanlardır öncelikle. Ama maalesef uzun yıllar 12 Eylül yasalarını da bunun içine katarak söylüyorum tabii. Partici demokrasi mekanizmasını çalıştıramadık. Bakın ben mesela 2002'de ön seçimle geldim Sinop'tan. Demek örgüt doğru bir tercih yapmış, hala ayakta ve hayattayım. ama ne yaptım? Dedik maşallah, ki Sinop'ta evet, gençleri yetiştirdik, arkadaşlarımız yetişti. Ben 2011 dedim ki ben Sinop'tan daha aday değilim. Ve yol açalım dedik. Bu ön açmayı, yol açmayı da bilmek lazım. Ama ön seçim bize şunu sağladı. Parti üyelerimize bir güven geldi. Parti üyelerimiz bir hırsa girdi. Partim bana adayı belirleme ehliyetini, yetkisini verdiyse benim bu adayı sadece aday olarak değil milletvekili olarak da seçtirmek için seçim bölgesinde şimdiki bugüne kadar 2 çalışıyorsam şimdi 10 çalışacağım havasında ve motivasyonda bütün partililer ve 1,5-2 ay Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim yarışları konuşuldu. Onunla yatıldı, onunla kalkıldı. Dolayısıyla hem kamuoyuna seçim bölgelerinde hem de partililere bir özgüven geldi. Yani güven ve motivasyon her konuda, siyasette de sizin yayıncılıkta da böyledir. Motive olamadıysanız, özgüveniniz eksikse o gün kötü bir yayın yaparsınız. Moraliniz bozuksa da yayınınız kötü olur. Derler ya Oğuz Bey bugün formunda değildi derler. O bakımdan örgütlerimiz çok formda, çok zinde. Enerji kaybı olmadı. Bilakis bir hazırlık gibi oldu böyle. Enerji yüksek, enerji birikimi oldu. Hani ön seçimde denir ki efendim enerji kayboluyor, içe dönük bir enerji kayboluyor. Yok öyle bir şey. Bilakis ön seçim enerji yüklemesi yapar ve ben bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentilerin çok üstünde bir sonuç elde edeceğine bu saydığım sebeplerle ve asıl tabii şu 3 sebeple: demokraside daralma, ekonomide kırılma, dış politikada itibarsızlaşma. Türkiye'nin içinde bulunduğu hal budur. Türkiye'de yaşayan 77 milyon da bu halden müşteki. Dolayısıyla bütün şartlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine. Bu bakımdan çok umutlu bir seçime gidiyoruz. Yani iktidar olacağımızla ilgili bir tereddüt, şüphe asla duymuyoruz. Evet. Bir başka konu. Gerçi bir başka değil, bahsettik, konuştuk belki ondan ama kadın adayların hem partinin grubuna hem de meclise önemli katkılar sağlayacağını söylediniz. O kadar tecrübeli bir siyasetçi olarak topluma, bizi izleyenlere bu konuda ne gibi ipuçları? Ne olur da kadın aday, yani sadece cinsel eşitlik meselesi değil galiba. Mesela. Değil tabii, yani kadın demek bir şefkat demektir. İki himaye demektir. Üç titizlik demektir. Derli toplu olmak demektir. Düzen tertip demektir. Çekip çevirme demektir. Şimdi öyle olunca kadın, buraya gelen bir parlamenter kadın 77 milyona şefkatle bakacak. Şefkat gözüyle bakacak. Derleyip toplama. Türkiye'nin sorunları var. Yani bir Kürt sorunu var. Bunu kabul etmek zorundayız. Başka sorunları var. İleride olası başka gelişmeler, dış unsurların kaşıyacağı başka gelişmelere Türkiye gebedir. Bu noktada kadının o şefkati, kucaklayıcı yapısı, özelliği, genetiği parlamentoya çok şey katar. İkincisi, kadınlar erkeklerden, ben bunu seyde alanda da böyledir, daha çalışkandır. Ben bizim Sinop'tan bilirim. Bizim seçimlerde 7-8 seçim yaşadım ben Sinop'ta. Yani Allah var, kadınlar çalışır. Harıl harıl çalışır. Ben onlara derdim ki karıncalar derdim. Partili kadınlara. Karınca gibi çalışırlar. Yani erkekler biraz kusura bakmasın ama onlar biraz daha böyle keyifli, rahatlar. Onun yani için parlamentoda da grubumuzdan da biliyorum ve geç saatlere kadar çalışırız. 19 kadın milletvekilimiz var. 115 erkek milletvekilimiz var. Arkamı dönüp bakarım grupta kaç kişi var diye. Düşünün, orana bakarsanız evet, çok şey. Bazen şu olurdu: 6 kadın milletvekili, 4 erkek milletvekili. Bunları yaşamış biri olarak kadınları daha sorumlu görüyorum. Daha disiplinli görüyorum. Gelen kanunlara refleks bakımından da bizim yakalayamadığımız o insani duygusal yanları da detayları tabii yakalayacaklar. Ve vatandaşın, Türkiye'nin yararına daha olumlu işler bu parlamentodan kadınların çoğunluğuyla daha güzel bir şekilde çıkacak. Şimdi bir başka ve son soru sormadan edemeyeceğim. Buyurun. Çünkü listelerde bizim meslekten epey arkadaşımız. Evet, bunu bekliyordum doğrusunu isterseniz. İzmir, İstanbul, Eskişehir. Evet, hep de bilinen, evet, kamuoyunda
karşılığı ve saygınlığı olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımıza sadece gazeteci diye belki bakmamak lazım. Bu arkadaşlarımız bir kere entelektüel birikimleri çok yüksek arkadaşlar. Kendilerini iyi yetiştirmişler. İyi yetiştirdikleri ve birikimleri yüksek olduğu için de işte sizler gibi toplumda karşılık gören gazeteci olmuşlar. Basın mensubu olmuşlar. Türkiye'nin de sorunlarının çok büyük olduğu dikkat alındığında tabii gazeteciliğin bir sizin bir şey yanınızda vardır. Hadiselere biraz arizamik bakarsınız, evet. Böyle. Dolayısıyla grubumuzda böyle 5-6 arkadaş olmasının bir mesleğe yönelik bir pozitif ayrımcılık gibi de algılanmaması lazım. Zira birçoğu da bu arkadaşlarımızın ön seçimle geldiler. Evet. Yani Barış İstanbul'da işte ön seçimle geldi. Tuncay İzmir, pardon, Balbay ön seçimle, evet, geldi. Sertel ön seçimle geldi. Atilla. Evet. Dolayısıyla böyle bir denge oluştu. Gazeteci 6 tane ama doktor 40 tane. Çok şükür yeni dönemde sağlık bakımından da çok rahat edeceğiz. Doktorlar bu ön seçimlerde hep avantajlı olur. Evet. Yani biz vatandaşlar gibi doktor, ağır basıyor. Hukukçular o klasik Cumhuriyet, evet, Halk Partisi özellikle, evet, hukukçular yoğundur ama bu sefer eğitimci de var, köylü de var. Hı-hı. Yani ben hep şunu söylerim. Bu mecliste yani uzay mühendisi olsun da hukukçu olsun ama bir de tarlada kazma kazan, başında şapkayla kazma kazan insan da o tarladan bu meclise gelsin. Birinci meclis öyleydi. Şimdi bu meclis, bizim bu kadrolarımızda köylüsü de var, esnafı da var, sanayicisi de var, tüccarı da var, mühendisi de var, avukatı, eğitimcisi, hepsi var. Türkiye'ye lazım olan her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25. dönem parlamentosunda her meslek grubu, her aidiyet temsil edilmiş olacak. Sayın Altay çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar size de, kolay gelsin. Araya gidiyoruz. Haziran'a doğru yaklaşırken seçim takviminin en heyecanlı günlerinden birini yaşıyoruz. Milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor siyasi parti temsilcileri tarafından. Tabii uzunca bir seçim mesaisi, aday belirleme mesaisi yaşanmıştı siyasi partilerde. Artık son noktalar da koyuldu, son düzeltmeler yapıldı ve teker teker listeler Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesini teslim ettiğini biliyoruz. Zira Bülent Tezcan da CHP adına bir açıklama yapmıştı. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Biz de özel yayındayız. Oğuz Aksever Ankara'da konuklarıyla bugünü değerlendiriyor. Biz de İstanbul'da konuklarımızla o aday listelerine bakıyoruz. Ama bu saat dilimine ya da bu bölüme diyelim bir canlı bağlantıyla başlayalım. Ankara'ya dönelim, Yüksek Seçim Kurulu'na gidelim. Zira tüm gözler orada. Gökhan Gerçek'te Yüksek Seçim Kurulu'nda haber nöbetinde. Gökhan. Evet, parti kurmayları ellerinde mavi klasörlerle buranın Yüksek Seçim Kurulu'nun yolunu tutmaya başladı. 5 siyasi parti listeleri teslim etti. Mecliste temsil edilen siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi buradaydı. Onların adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan 550 milletvekilinin isminin yer aldığı klasörleri sekreteryaya sundu. Evet, ilk hangi parti başvuracak bu merak konusuydu. Halkın Kurtuluş Partisi, aslında bugün bekliyorduk siyasi partileri ama öğrendik ki Halkın Kurtuluş Partisi Cuma gününden başvurusunu yapmış. Bugün kimler geldi? Halkın Kurtuluşu Partisi'nden sonra bugün ilk gelen parti temsilcileri TKP'ydi. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri geldi. Halk ve Adalet Partisi ve DSP temsilcileri de ellerinde listelerle buraya geldiler. Yüksek Seçim Kurulu'na, seçimin merkezine geldiler. Bülent Tezcan bir açıklama yaptı. Aslında Ali Koç'un açıklamalarına paralel değerlendirmeler vardı. Öncelikle kimleri seçtiklerini söyledi. 100'ün üzerinde kadın aday olduğunu ifade etti.
3 büyük şehirde ilk sıralarda bütün bölgelerde kadın adayların olduğunu söyledi. 28 kontenjan adayının kimler olduğunu sorduk ve onlarla ilgili de ipuçları verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer almayacak Ankara'da, ikinci sırada birinci bölge, ikinci sırada seçim yarışına girecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer partilerin buraya seçim merkezi Yüksek Seçim Kurulu'na gelmesi bekleniyor Ahmet. Gökhan teşekkürler. Gökhan Gerçek Yüksek Seçim Kurulu'nda siyasi parti temsilcilerinin listeleri temsil etmesini bekliyor. Tabii merakla beklenen listelerden biri de HDP'ninki. Zira HDP bir anlamda hemen parti olarak ilk kez seçime giriyor ve bir anlamda seçim barajına da meydan okuyor. O meydan okumayı da, o listeyi de göreceğiz. Bir HDP Genel Merkezi'ne dönelim. Zeynep Atılgan karşımıza. Zeynep, var mı bir haber? Ne zaman Yüksek Seçim Kurulu'na geçilecek HDP'den? Ahmet Arpat, liste YSK'ya ulaştı mı ulaşmadı mı henüz bilmiyoruz. Bu konuda resmi bir açıklama yok ama HDP 550 milletvekilinden oluşan listesini açıkladı. Basın mensuplarının mail adreslerine gönderildi bu liste. Hemen aktaralım o listeyi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş İstanbul 1. bölgeden aday. HDP'nin diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ise Van'dan 1. sıradan aday. İstanbul milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ise Ankara 1. bölgede ilk sırada. İmralı heyetinin bir diğer üyesi Hatip Dicle'nin aday olup olmayacağı konuşuluyordu. Listede Hatip Dicle ismi yer almıyor ama sürecin önemli aktörlerinden bir diğeri Leyla Zana aday, ancak beklendiği gibi Diyarbakır'dan değil Ağrı'dan aday Leyla Zana. Liste elimize yeni ulaştığı için biz de yeni inceleme fırsatı buluyoruz. Hızlıca ben de göz atıyorum kimleri aktarabiliriz başka diye. Hemen bakıyorum. Çanakkale'de Özlem Ergün Açanal bir kadın aday ilk sırada göze çarpıyor. Denizli'de de öyle. Perihan Üge zaten parti yaptığı açıklamada çok sayıda kadın adaya, neredeyse %40 oranında kadın adaya yer vereceğini söylemişti. Devam ediyoruz. Gaziantep'te dikkat çeken bir isim var. Eski Gaziantep Belediye Başkanı, aynı zamanda eski CHP'li Celal Doğan Gaziantep adaylarında ilk sırada göze çarpıyor. Hakkari'de ilk sıradaysa Selma Irmak var. DTK eş genel başkanı, bu da konuşulan adaylar arasındaydı. Iğdır'da Mehmet Emin Adıyaman'ı görüyoruz. Mersin'de ise yine dikkat çekici HDP'nin yeni adaylarından biri var. Dengirmir Mehmet Fırat, bu ismi de AK Parti'nin kurucularından biri olarak biliyoruz. İlk o şekilde duymuştu Türkiye kamuoyu bu ismi. İstanbul'da Selahattin Demirtaş'ın hemen arkasında İslami kesimde tanınan bir isim Hüda Kaya var. İstanbul 2. bölgede ilk sırada Turgut Öker, 3. bölgede ilk sıradaysa HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan göze çarpıyor. İzmir 1. bölgenin ilk sırasındaysa Ertuğrul Kürkçü var. 2. bölgenin ilk sırasındaysa Müslüm Doğan ismini görüyoruz. Devam ediyoruz listeyi incelemeye. Kırşehir'de Onur Şahin ismi göze çarpıyor. Kocaeli'de Haydar Konca var. Kahramanmaraş'ta ilk sırada Aziz Tunç ismini görüyoruz. Mardin'de yine dikkat çekici bir isim var. Akil İnsanlar heyeti üyesiydi. Aynı zamanda akademisyen kimliğiyle tanıyoruz. Mithat Sancar, o da Mardin'den HDP adayı, ilk sıradan da adaylığını koymuş görünüyor. Devam ediyoruz listeyi incelemeye. Bizim de elimize yeni ulaştığı için liste şu anda hızlıca göz atabiliyoruz Ahmet Arpat. Tekirdağ'da Erdal Avcı ismini görüyorum. Trabzon'da Hüseyin Taka. Şanlıurfa'daysa yine dikkat çekici bir isim ilk sırada göze çarpıyor. Osman Baydemir, Diyarbakır eski belediye başkanı, HDP'nin Şanlıurfa adayları arasında ilk sırada. Şırnak'ta da yine önemli bir isim var ilk sırada. Faysal Sarıyıldız. Van'da daha önce söylemiştik eş başkanlardan Figen Yüksekdağ ilk sırada. Onun memleketi Adana'dan aday olacağı konuşuluyordu. Ancak Van'dan aday olduğunu görüyoruz. Dikkat çekici bir isim daha var aslında Şanlıurfa'dan aday olan, hemen onu da aktaralım. Osman Bey Baydemir'in hemen arkasında Dilek Öcalan ismini görüyoruz. Yani Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan da HDP'den milletvekili adayı olmuş görünüyor. Şu anda en dikkat çekici, göze çarpan isimler bu şekilde. Ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz Ahmet Arpat. Zeynep Atılgan teşekkürler. Tabii HDP listesi
sıcağı sıcağına açıklandı. Daha doğrusu HDP Genel Merkezi'nden gazetecilere mail olarak ulaştırıldı. O liste üzerinden biz de ilk değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu arada özel yayınımıza bir isim daha katıldı. NTV programcısı Mete Çubukçu da bizimle birlikte. Mete Çubukçu, hoş geldiniz. Özellikle HDP'yi çok yakından takip ediyorsunuz. Şöyle bir üstün körü baktığımızda tabii ki incelenmesi gerekiyor. 550 isim yazılı listede ama şöyle bir baktığınızda sürpriz gördünüz mü? Aslında üç aşağı beş yukarı bir şey biliyorduk. Listeleri ve listelerdeki isimleri. Bazı yerler değişmiş. Çok hızlı tabii şu anda geldi. Hemen önümde mesela A harfi var. Leyla Zana mesela Ağrı'ya konmuş ya da kaydırılmış. Diyarbakır olarak biliniyordu. Sırrı Süreyya Önder Ankara deniyordu. Zaten Ankara'da kaldı. Ama şöyle listeler yapılmış. Yeni Türkiye ya da Türkiye Partisi olma iddiasıyla birlikte özellikle batıdaki kentleri de seçmenin ilgisini çekecek ya da oy sürükleyecek isimler. Mesela Ankara daha zayıf bir kenttir HDP açısından. Genelde oyları oradan çok fazla. İşte birinci bölgede Sırrı Süreyya Önder konmuş. İşte üçüncü olarak Songül Erol Abdi, eski Tunceli Belediye Başkanı. Yani bir hani hem Sırrı Süreyya Önder, hem Tunceli Belediye Başkanı belki Alevi oylarını da oradan sürükleme gibi. Yine Ankara ikinci bölgede mesela Mahmut Memduh Uyan ismi var hemen önünde. Eski kendisi mesela Dev Yol Merkez Komite üyesidir. Solun başka bir temsili anlatıyor. Genelde bölgede beklenen listeler çıkmış gibi görünüyor. Hemen Diyarbakır'da bu zaten kamuoyuna yansımıştı. İdris Balüken, Nursel Aydoğan, Nimetullah Erdoğmuş, Feleknaz Uca. Şimdi Nimetullah Erdoğmuş da yanlış hatırlamıyorsam eski Diyarbakır... Feleknaz Uca listede mi? Var listede. Ne, Almanya'dan milletvekili? Almanya'dan. Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı. Ezidi kendisi. Nimetullah Erdoğmuş eski Diyarbakır müftülerinden. Uzun süre Altantan tartışıldı, listede var mı yok mu diye. Beşinci sırada yine garanti bir yere Diyarbakır 5 konmuş Altantan. 6 ve mesela Ziya Pir var. Ziya Pir de benim notlarıma göre işte PKK'nın kurucularından Kemal Pir'in bir kardeşi olabilir. Bulabilirsem onu. Mete Çubukçu, izin verin. Özden Erkuş da hazır. CHP'ye de gideceğiz ama sıcağı sıcağına Erol Katırcıoğlu'na da bir sormak isterim. HDP listesine kısa bir değerlendirme. Sonrasında daha geniş konuşacağız ama birkaç cümleyle evet. Baktığınızda HDP listesine. Evet, yani bir kere şeyi biliyoruz. İki dönem kuralından dolayı 7-8 milletvekili listelere giremedi. Giremeyeceği baştan söylendi. Genel olarak Mete'nin söylediği gibi zaten fikri yapısı itibariyle bütün toplumdaki kendini mağdur hisseden kimliklerin temsil edildiği bir parti olarak tanımladığı için çeşitli kesimlerden, yani bu türden kesimlerden temsilcilerin olduğunu görüyoruz. Ya da en azından ben beklediklerimi görüyorum burada. Aleviler bunlardan, Ezidiler, işte ne bileyim Ermeniler gibi. Aleviler özellikle çok çeşitli yerlerde Avrupa'dan gelen Alevi dernekleri başkanlığı yapmış olan insanlar var. Yani öyle görülüyor ki Cumhuriyet Halk Parti'nin kesiştiği alanlara değen bir şey olacak gibi geliyor bana. Bir seçim alanı olacak HDP'nin ve bazı yerlerde kuvvetli adaylarla CHP'nin adaylarının önünü kesmeyi düşünerek koymuş olduklarını sanıyorum. Dikkat edin. Yani şunu diyebilir miyiz? Batı'da biraz CHP ile yarışacak. Evet. Doğu'da AK Parti ile. Evet. Peki izin verin. Arkadaşlar uyarıyor Sayın Katırcıoğlu. Devam edeceğiz sizde ama bir Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de dönelim. Özden Erkuş orada. Özden, nedir CHP Genel Merkezi'nden yansıyanlar? Yani bir aday.
Az önce Bülent Tezcan YSK'ya teslim etmişti listeyi. O liste artık bize de ulaştı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kritik saate, saat 17'ye 1 saat kala basınla da paylaşılmış olduğu aday listeleri. Hemen belirtelim, daha önce parti kulislerinden sızan bilgiler dışında büyük sürprizler yer almıyor listede. Ama Ankara ile başlamakta fayda var. Ankara'da birinci bölgede ilk sırada Gülsün Bilgihan ismi öne çıkıyor. İkinci sırada Necati Yılmaz. Üçüncü sırada Tekin Bingöl. Dördüncü sırada ön seçimde yüksek performans gösteren Aylin Nazlı Aka. Beşinci sırada Levent Gök. Altıncı sırada da Ali Haydar hak verdiği görüyoruz. İkinci bölgeye gelecek olursak, aslına bakılırsa bu sabah saatlerine kadar ikinci bölgede ilk sırada kimin olacağına ilişkin bir soru işareti vardı ve bu konuda da karar kısa süre önce verildi. İkinci bölgede ilk sırada yine bir kadın aday var. Avukat Şenal Sarıhan Ankara'da ikinci bölgede ilk sıradaki aday olarak açıklandı. Yine ikinci bölgede ikinci sırada Murat Emir'i görüyoruz. Haluk Koç da üçüncü sırada yer alıyor Ankara ikinci bölgede. Antalya elbette merak edilen bir başka noktaydı. Antalya'da bilindiği üzere Deniz Baykal ön seçime katılmıştı. Deniz Baykal seçimlerde kesin listede ikinci sırada yer alıyor. Antalya'da ilk sıradaki isimse Niyazi Nefi Kara. Üçüncü sırada da kontenjan adayı olarak Çetin Osman Budağ'ı görüyoruz. Ankara iki bölge ve Antalya'da durum bu. Hemen listeye şöyle bir kısaca baktığımızda Bursa'da yine bir kadın adayın ismini görüyoruz. İlk sırada Lale Karabıyık öğretim görevlisi. İkinci sırada da ise Ceyhun İrgil yer alıyor Bursa'da. Yine aşağılara doğru indiğimizde Diyarbakır, aslına bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerde yüksek performans beklediği bir nokta. Muhsin Koçyiğit ekonomist o ilk sırada görülüyor. Gündoğan Mermutluoğlu da yine ikinci sırada yer alıyor. Diyarbakır'da listede aşağılara doğru indiğimizde Eskişehir'i hemen görüyoruz. Eskişehir'de ilk sırada daha önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi yine bir kadın Gaye Usluer yer alıyor. İkinci sırada ise kontenjan adayı olarak bir gazeteciye yer verilmiş. Az önce Haluk Koç da açıklamıştı. Toplam 7 gazeteci bulunuyor listelerde. Onlardan biri Utku Çakır Özer Eskişehir'de ikinci sırada yarışa girecek. Devam edelim listedeki önemli kentlere. Hatay'da merak ediliyordu. Hatay'da ilk sırada bir sanatçı yer alıyor. Hilmi Yarayıcı bilindiği üzere grup yolunda solistliğini yapıyor. İlk sırada o yer alıyor. Ayrıca ikinci sırada Mevlüt Dudu'nun ismini görüyoruz. İstanbul'a gelecek olursak birinci bölge Şafak Pavey birinci bölgede ilk sırada yer alan isim. Şafak Pavey aslına bakılırsa daha önce aday olmayacağını açıklamıştı. Bir süredir onu ikna çabası devam ediyordu. Öyle anlaşılıyor ki bu çaba sonuç verdi ve Şafak Pavey İstanbul'da birinci bölgede birinci sıra aday oldu. İkinci sırada Gamze Akkuş il gezdiği görüyoruz. Diş hekimi. Üçüncü sırada Gürsel Tekin yer alıyor. Dördüncü sırada yine bir başka gazeteci Barış Yarkadaş. Beşinci sırada Mehmet Akif Hamza Çebi. Altıncı sırada ön seçimde yine yüksek oy alan Mahmut Tanalı görüyoruz. Yedinci sırada da İlhan Kesici yer alıyor. Sekizinci sırada Oğuz Kağan Salıcı'yı. Dokuzuncu sırada da İhsan Özkes'i ve onuncu sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç adaylarından Onursal Adı Güzel'i görüyoruz. İstanbul ikinci bölgeye hemen göz atalım. İstanbul ikinci bölgede daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz üzere Selina Doğan yer alıyor. Avukat azınlık temsilcisi olarak listeye girdi ve İstanbul ikinci bölgede birinci sıra Selina Doğan'ın olduğu, ikinci sırada ön seçimde yüksek performans gösteren Aykut Erdoğdu'yu görüyoruz. Mustafa Sezgin Tanrıkulu İstanbul ikinci bölgede üçüncü sırada yer alıyor. Yine ön seçime giren bir başka isim Dursun Çiçek İstanbul ikinci bölgede dördüncü sıradan yarışa girecek. Beşinci sırada Süleyman Sencer Hayat'a, altıncı sırada Gülay Yedekçi Arslan, yedinci sırada yine bir başka gazeteci Enis Berberoğlu, sekizinci sırada Didem Engin, dokuzuncu sırada ise Mustafa Sarıgül'ün ismini görüyoruz İstanbul ikinci bölgede. Hemen üçüncü bölgeye bir göz atalım. Üçüncü bölgede birinci sırada yer alan isim Bihlun Tamaylıgil, ikinci sırada İlhan Cihaner yer alıyor ki o da ön seçime girmişti. Üçüncü sırada Engin Altay'ı, dördüncü sırada Ali Şeker'i, beşinci sırada Erdoğan Toprağı, altıncı sırada yine bir gazeteci Eren Erdem'i, yedinci sırada Genel Başkan'ın dış politika danışmanlığını da yapan Murat Özçelik'i görüyoruz. İstanbul üçüncü bölgede yedinci sıradan yarışa girecek. Sekizinci sırada Zeynel Emre ve dokuzuncu sırada da Mehmet Bekeroğlu'nun ismini görüyoruz İstanbul üçüncü bölgeden. Elbette İzmir'den de bahsetmek gerekiyor. İzmir'de birinci bölgede ilk isim yine bir kadına ait Selin Sayek Böke, İktisat
Fırsatçı Selin Sayıkböke ilk sırada yarışa girecek genel seçimlerde. İkinci sıradaki isim Musa Çam. Üçüncü sırada Tuncay Özkan'ın ismini görüyoruz. Dördüncü sırada Taceddin Bayır. Beşinci sırada Roman azınlığın temsilcisi Özcan Purçu'yu görüyoruz. Altıncı sırada da Ali Yiğit yer alıyor. İzmir ikinci bölgeye hemen bakalım. İzmir ikinci bölgede Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, avukat Zeynep Altıok ilk sırada yer alıyor. İzmir ikinci bölge önemli çünkü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu bölgeden seçim yarışına girecek. Onun yeri ise ikinci sırada Zeynep Altıok'un hemen altında. Üçüncü sırada yine dikkat çekici bir isim Zekeriya Temizel İzmir ikinci bölgede yer alıyor. Yine bir başka gazeteci Mustafa Ali Balbay da İzmir'de dördüncü sıradan seçime girecek. Beşinci sırada Aytun Çıray. Altıncı sırada Atilla Sertel. Yedinci sırada Kamil Okyay Sındır. Sekizinci sırada Ali Engin'in isimlerini görüyoruz. Dediğimiz gibi Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere dikkat çekici kentlerde sıralama bu şekilde. İzmir'de bir de Manisa'ya bakalım. Bir de Manisa'da bilindiği üzere Özgür Özel yine ön seçime girmişti. Özgür Özel birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Mazlum Nurlu'yu görüyoruz. Hemen diğer kentlere bakalım. CHP'nin yüksek performans beklediği Mersin'de ilk sırada kim var? Birinci sırada Hüseyin Çamağı görüyoruz. Aslına bakılırsa az önce Haluk Koç açıklamıştı. İlk sıra kontenjanı kullanılmadı Mersin'de. İkinci sırada ise yine bir başka önemli isim Fikri Sağlar var ve üçüncü sırada da Aytu Atıcı yarışa girecek Mersin'de. Diğer kentlere de şöyle bir kısaca baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek oy beklediği bir başka bölge Akdeniz'de Muğla'ya bakalım. Akın Üstündağ ilk sırada görüyoruz. Ömer Suha Aldan Muğla'da ikinci sıradan yarışa girecek. Üçüncü sırada da Nurettin Demir'i görüyoruz listede. Şanlıurfa'ya kısaca bir bakalım. Şanlıurfa'da Ali Murat Bucak ilk sırada. Hasan Oğul ikinci sırada. Resul Bebe de üçüncü sırada yarışacak. Aslına bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genellikle seçimlerde yüksek performans gösteremediği kentlerden biri. Şırnak'ta durum nedir? Ona hemen bakalım. Şırnak'ta birinci sırada Abdullah Gükçe'yi görüyoruz. İkinci sırada da Agit Aykut ismi yer alıyor. CHP'den önemli bir isim Faik Öztrak. Tekirdağ'dan ilk sıra adayı olarak yarışa girecek. Kontenjan adayı olarak ilk sıraya yerleşmişti. İkinci sırada Candan Yüceer. Üçüncü sırada da Emre Köprülü'yü görüyoruz. Trabzon'da ise birinci sıra Haluk Pekşen'e ait. İkinci sırada Ali Türen Öztürk. Üçüncü sırada da Ahmet Kaya yer alıyor Trabzon'da. Tunceli merak edilen bir başka nokta Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi. İlk sırada avukat Saniye Barut'u görüyoruz. İkinci sırada yarışa girecek isimse Gürsel Erol olacak Tunceli'de ve Uşak'ta Özkan Yalım ve İsmet Akın ilk iki sırada. Mustafa Aydın üçüncü sırada yarışa girecek. Van'da ise birinci sırada Nadir Kartal, ikinci sırada Erkan Nükte isimlerini görüyoruz. Yalova'da ise Muharrem İnce birinci sırada seçimlere girecek. Ki ikinci sırada ise Murat Ocak yer alıyor. Yozgat'ta Hasan Aslan Nurdoğdu, Zeynep Kılınç Arslan isimlerini görüyoruz. İlk iki sırada ve Zonguldak'ta da birinci sırada Şerafettin Turkçu yarışacak. İkinci sırada Ünal Demirtaş. Üçüncü sırada da Deniz Yavuz Yılmaz yer alacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 550 kişilik milletvekili listesine ait ilk bilgiler bu şekilde. Dediğimiz gibi önce ön seçim yapıldı. Ardından da dün parti meclisi kontenjan adayları belirlendi. Merkez yoklamasından gelen veriler değerlendirildi ve 550 kişilik aday listesi de bu şekilde netleştirilmiş oldu. Özellikle büyük kentlerde, 3 büyük şehirde ve bazı büyük kentlerde ilk sıralarda kadın adayların olduğunu bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden sızan bilgiler dışında büyük bir sürprizin yaşanmadığını belirtelim. Az önce de belirttiğimiz gibi Ankara'da ikinci bölgede kimin aday olacağına ilişkin bir soru işareti vardı aslına bakılırsa. Dün akşam saatlerinden bu sabah saatlerine kadar o sorunun yanıtı beklendi. Kemal Kılıçdaroğlu bir süre mesaisini evinde sürdürdü. Ardından genel merkeze geldi ve o soruda yanıtını bulmuş oldu ve Ankara'da ikinci bölgede yarışacak, ilk sırada yarışacak ismin de avukat Şenal Sarıhan olduğu da bu listenin açıklanmasıyla birlikte netleşmiş olduğu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin listesi bu şekilde Ahmet Arpat. Özen teşekkürler. Arka arkaya listeler ortaya çıkmaya başladı. Önce HDP'nin listesini dinlemiştik. Zeynep Asılgan HDP Genel Merkezi'nden o listeyi aktarmıştı. Biraz önce de canlı yayında Özen Erkuş
CHP'nin milletvekili aday listesinde öne çıkan isimlerin altını çizdi. Kısa kısa değerlendirmeler alalım. Mustafa Karaloğlu, sizle başlayalım. Tabii daha çok sıcak, oturup incelemek, bir şekilde karşılaştırmak gerekiyor. Hangi ilde kimler karşı karşıya gelecek? Ama şöyle ilk sıcağı sıcağına değerlendirmenizi merak ediyorum. Yani CHP'den aday olmayı düşündüğünü bildiğimiz şöhretli, güçlü isimler dışarıda kalmadığını görüyoruz bu listelerden. Yani böyle CHP'ye çok iddialı bir şekilde siyaset düşünüp de bu süreçte çaba gösteren veya çağrı yapılan kendisine hemen hemen herkes listelerde yer bulmuş. Tabii şimdi CHP deyince CHP'nin aday profili HDP'nin aday profiliyle çok yakından ilgili hale geldi. Çünkü arada bir oy geçişkenliği riski var. Alevi oylar var. Belirli bir şekilde CHP'nin %24-25 bandında kalmasından dolayı nasıl olsa iktidar olamayacak ve hiç olmazsa HDP'ye destek verelim diye bilen demeyi düşündüğünü çeşitli anketlerde gördüğümüz kitleler ve o yüzden CHP ve HDP listeleri birbirini çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla listelerin mimarisine biraz o gözle de bakmak lazım. Şimdi az önce aramızda da konuşuyorduk. İşte İstanbul'da belirli sıra 9-10'dan aşağı adayların durumu ne olur sorusu HDP'nin ne yapacağıyla çok yakından ilgili. HDP'nin ne yapacağı ne ile ilgili? Aday profiliyle ilgili. Dolayısıyla aday profili, adayların kimlikleri ve İstanbul'da böyleyse ki diğer illerde çok daha öyledir. O bölge şartlarına, oradaki etnik veya hemşerilik yapılarına ne kadar dokunup dokunmadığını veya mezhepsel olarak ne kadar dokunup dokunmadığını önemli hale getiriyor. Bu seçimde bunu göreceğiz. Çünkü hatırlayacak olursak birkaç hafta önce Avrupa Alevi Birlikleri işte HDP'ye oy vereceğiz diye bir açıklama yaptılar. Bu CHP'de bir reaksiyon yarattı. İşte aday seçimlerinde CHP örgütü buna bir cevap verdi. O türden adayları öne çıkardı vesaire. Bu açıdan listeye baktığımızda bir reaksiyon, bu hamleye karşı bir cevap hazırlamış CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu, bunu gördüm. İkincisi çok fazla parlak, güçlü böyle bir iktidar kadrosundan ziyade CHP'nin şu andaki seçim atmosferinde, seçim sürecinde taşıyıcısı olabilecek isimler daha çok görüyoruz. Tabii ki iktidar kadrosu dediğimiz şey bir sonraki aşamada da konuşulabilecek bir şey ama böyle bakıldığında güçlü isimler, genelde sadece CHP için değil, güçlü isimler fazla sistemin içerisinde değil. Bunu söyleyelim. Anladım. Şimdi CHP'yi, HDP'yi öğrendik. Tabii AK Parti'yi merak ediyoruz. Şu anda ekrana da getirdi arkadaşlarımız. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ne var o fotoğrafta? AK Parti olarak uzun bir mesainin sonunda milletvekili aday listemizi hazırladık. Herhalde AK Parti heyeti belki de YSK'ya yola çıkmadan önce çekilmiş bir fotoğraf. O fotoğrafı da Başbakan Davutoğlu takipçileriyle bir anlamda Türkiye ile paylaşmış oldu. Biz de ekrana getirmiş olalım. Ali Sayram, size devam edelim. Şimdi ilk turlarda demiştiniz ki evet bugün biz burada listeleri konuşuyoruz ama seçmenin ne kadarı listeye bakıp da oy verecek demiştiniz. Mustafa Karaloğlu özellikle CHP ile HDP arasındaki oy geçişkenliğinden bahsetmişti. Şimdi İki listeyi de gördük. Büyük şehirlerde HDP ve CHP'nin listelerini gördük. Ne dersiniz, bu listeler bir şekilde oy geçişkenliğine neden olabilir mi? Kesinlikle. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde belli ki HDP iddialı bir tavır izliyor. Ve de buraların zaten oy deposu olduğunu biliyoruz. Şöyle ifade edelim. CHP'deki isim önemiyle HDP'deki isim önemi aynı değil bence. Hı. Yani HDP'de isimlerin ağırlığının oy üzerindeki etkisi, yani geçirgenlik üzerindeki etkisi CHP'deki kadar değil. CHP'nin kemik oyları zaten CHP'ye gidecek. Yani CHP bu dönemde bir kere bu işte demokratik bir yaklaşım sergileyerek, ön seçim yaparak, kadınlar falan bu konuda özellikle Şafak Pavey'i tekrar kazanmış olmaları bence çok önemli ve onların adına iyi bir şey. Bunu sağlayarak zaten CHP kendisinden beklenen hamleyi yapmış oldu. Fakat burada bence seçimlerin burada da, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de öyleydi. Burada da
seçimlerin ilginç oyuncusu diyelim gene HDP. Yani herkeste şu merak var. Hiç kimse de var mı MHP, CHP işte %10 barajını geçer mi geçmez mi, büyük şehirlerde ne yapar, şeyde ne yapar, doğuda ne yapar falan, böyle bir fazla bir merak yok. Aşağı yukarı biliniyor onlar. Fakat burada bilinmez olan ve de heyecan yaratan oyuncu diyelim ki lige yeni girmiş olan, girmekte olan HDP. Bunun yüzden ben dikkatle HDP analizini Mete'nin izledim. Ve orada bence çok önemli hareketler var. Onun üzerinde durmakta yarar var. Peki. Buradan çünkü sadece CHP'den değil AK Parti'den de geçirgenlik olacak. Mutlaka. Doğu'da. Mutlaka. Şimdi bir enteresan durumda bu HDP'nin programı ve yaklaşım biçimiyle ilgili. Yani burada en ileri olan, en ileri şeyleri söyleyen partiler hangisi diye baktığımız zaman burada demokrasi adına da ve de gelecek tasarımı adına da bir AK Parti bir de HDP'yi görüyorum ben şahsen. Yani CHP'nin buradaki demokrasi söylemleri ve yaklaşım biçimleri, tabii ki seçim beyannameleri çıkmadı. Haksızlık etmeyelim. Çıktığı zaman birdenbire çok parlak bir gelecek tasarımı ve ideolojik bambaşka bir yapı, hani bir zamanlar ortanın solu çıktığı zaman dağıtmıştı ya ortada, öyle bir şey çıkarsa bütün bu söylediklerimi geri almaya hazırım ama şu anda görülen o ki HDP'nin buradaki o ileri söylemi de büyük kentlerde etkili olacak. Peki Sayın Katırcıoğlu, size devam etmek isterim. Şimdi iki partinin listelerini bir şekilde elimize aldık. CHP, HDP. Özellikle büyük illerde şöyle bir o listeleri çarpıştırdığınızda nasıl yansır seçmene sandığa? Hangi liste daha ağır basar? Ya da seçmen gözünde hani o geçişkenlikten bahsediyoruz ya. Evet. Hangi isimler daha etkilidir? Bir kere şunu söylemek lazım. Her partinin bir core şeyi var, seçmeni var. O ne olursa olsun partisinden vazgeçmeyen kitle diyebiliriz. Ama bir de onun etrafında daha periferide başka eğilimlere de açık olan insanlar da var. Ve özellikle büyük şehirlerde daha bireyselleşmenin olduğu ve dolayısıyla aidiyet ilişkilerinden büyük ölçüde kopmuş olan kesimlerin varlığını varsayarsak, ki bunun doğru olduğu kanaatindeyim ben, o insanların daha çok söyleme ve yani Ali Bey'in söylediği gibi yeni şeyler kim söylüyor'a bakacaklardır diye düşünüyorum. Bir ikincisi de tabii burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık iktidarını getirdiği bir şey var. Bazı kesimlerde bir tür karşıtlık var, AK Parti'ye karşıtlık. Şimdi bu da bence HDP'nin lehine çalışan bir mekanizma olarak büyük şehirlerde etkisini gösterecek diye düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Parti'ye oy vermekle herhangi bir şey olmayacağını ama HDP'nin barajı geçmekle Türkiye'deki siyaseti, özellikle AK Parti'nin iktidar olma olasılığını bile neredeyse zayıflatacak olması itibariyle HDP'ye ilişkin, yani ona yönelik bir oy verme davranışıyla karşılaşacağız gibi geliyor bana. Böyle baktığımızda... Peki o davranışı, o eğilimi listedeki bazı isimler değiştirebilir mi? Örneğin İstanbul 1. Bölge. Selahattin Demirtaş HDP adına 1. sırada. Cumhuriyet Halk Partisi uzun uğraşlar sonucunda Şafak Pavey'i ikna etti ve 1. sıraya yerleştirdi. Ki Şafak Pavey'in CHP seçmeninde karşılığı gerçekten de var. Ne dersiniz? Örneğin 1. bölgede bir şekilde o hani CHP'den HDP'ye giden oyları Şafak Pavey ismi bir şekilde geri çeker mi, tutar mı yerini? Ama şimdi şöyle düşünüyorum doğrusu. Mesela Selahattin Demirtaş'ın 1. bölgeden 1. sıra adayı olması. Bu sadece, yani sadece demeyeyim, tersten okumak lazım. Yani Türkiye'de, özellikle İstanbul'da Kürt olup da Kürt partilerine oy vermeyen kitleler var. Dolayısıyla de aslında HDP'nin büyük şehirlerdeki seçimlerine dikkat ederseniz, mesela Pervin Buldan gibi büyük şehirlerde bunları koymuş olması, bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş, öyle eğilimde olan Kürtlerin Kürtleri ikna etmeye yönelik bir seçim diye düşünüyorum ben. Onun için Selahattin Demirtaş'ın oradaki varlığı daha çok 1. bölgedeki
daha önce AK Parti'ye oy veren Kürtlere ilişkin bir seçimdir diye düşünüyorum. Aynı şekilde mesela dikkatimi çekti. Hüda Kaya mesela, başörtülü bir arkadaş. Urfa'dan konması düşünülüyordu. Daha işte anladım. İslami değerlerin yoğun olduğu yaşanan bir yer. Mesela anladığım kadarıyla birinci bölge konmuş. Selahattin'in hemen arkasına konmuş ki o da aynı şekilde Müslüman kesimlere yönelik olmak üzere bir tercih olarak. Peki Erol Bey, bir izin verirseniz arkadaşlarım uyarıyor. HDP ve AK Parti heyetleri de YSK'ya ulaşmış sanırım. Gökhan Gerçeğe dönelim. YSK'daki son durumu öğrenelim. Gökhan. Ahmet, buna MHP'ye de ekleyelim. Akın akın mesai saatinin dolmasına, başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kaldı. Artık dakikalar kaldı. 5 dakika içerisinde 6 siyasi parti buradaydı. Önce HDP heyeti geldi. Ellerinde mavi klasör milletvekili aday listeleriyle, ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop buradaydı. Parti kurmaylarıyla birlikte MHP'den de yine Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk milletvekili listelerini, 7 Haziran'a yarışacak isimlerin listesini buraya sundu. 13 siyasi parti sabah saatlerinden bu yana buraya geldi. AK ve Özgürlükler Partisi Cuma günü başvurusunu yapmıştı. Bugün Halkın Kurtuluş Partisi, Komünist Parti, ardından parlamento temsil edilen siyasi partilerden CHP, AK ve Adalet Partisi, DSP, DYP ve söylediğim gibi son olarak HDP, AK Parti ve MHP temsilcileri buraya geldiler. 3 siyasi parti temsilcisi de yukarıda sekreter ya da o klasörleri, kritik isimleri sunuyorlar. Ardından buraya gelecekler ve kısa bir açıklama yapmalarını bekliyoruz Ahmet. Gökhan Gerçeğe teşekkür ederim. Tabii mesai saatinin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Siyasi parti temsilcileri de ellerinde mavi klasörlerle Yüksek Seçim Kurulu'na geliyorlar ve de milletvekili aday listelerini teslim ediyorlar. Tabii listeler açıklandıkça biz de o isimler üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Şimdi Ankara'ya gidelim. Oğuz Haksever'in konukları var. Sözü Ankara'ya bırakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde